Herkese selamlar, saygılar dostlar. Bildiğiniz üzere Kim Kazanır videolarımızı bir üst seviyeye çıkartıp karakter savaşlarına dönüştürdük. Ve bu sayede çok sevdiğimiz karakterleri daha güzel bir şekilde öğrenip aynı zamanda da kazananın sadece tek bir kişi olacağı ringe adım atmalarını sağladık. Ki Legendary Godzilla'nın başı bu aralar hasımları ile bayağı bir dertte. Çünkü bir önceki bölüm Ghidorah gözdağı verebilmek adına Mecha'ya meydan okumuş ve anket sonuçları da dahil karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Godzilla bu zaferden sonra karşısında Ghidorah'ı beklerken bir anda hiç beklenmedik bir iblis karşısına çıktı. Godzilla'nın çocuğunun katili Destroy'a, Godzilla'ya meydan okudu. Bakalım nasıl bir müsabaka bizleri bekliyor. O yüzden zaman kaybetmeden bir an önce başlayalım. Bayanlar baylar, karakter savaşlarının 1. sezon 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Neyin sezonu, neyin bölümü derseniz de bu seriyi takipte kalın. Çünkü çok güzel hikayeler bizleri bekliyor. Ve evet, bugünkü müsabaka intikam dolu. Kırmızı köşede oksijen yok edici Godzilla'nın çocuğunun katili Destroyah var. Mavi köşede ise intikamın ete kemiğe bürünmüş hali olan Canavarlar Kralı Legendary Godzilla'yı görüyoruz. Bakalım bu kapışmanın kazananı kim olacak? Evet, taraflar ringde gövde gösterisini gerçekleştirirken biz de bu dövüşün nasıl olacağı konusunda siz değerli dostlarımıza ufak ufak bilgiler verelim. Bu geceki dövüşümüz 3 round'dan oluşacak. Fakat bu sefer round'lar kendi içerisinde bölümlere ayrılıp hangi özelliklerle ilgili kapışılacağı siz değerli dostlarıma açıklanacak. Ve bu bölümlerde üstünlük sağlayan tarafın hanesine puan eklenip en çok puanı kazanan round'u da kazanmış sayılacak. Ve ayrıca son round'u bu video altında atılan yorumlarla ve toplulukta paylaşılacak anket aracılığıyla siz belirleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu ringden sadece tek bir kazanan çıkabilecek. Ve evet, gong sesi geldi, ilk round başladı. Bu round'un kazananı karakterlerin öncelikli olarak fiziki özelliklerine, sonra çevikliğine ve son olarak da dayanıklılık özelliklerine bakılarak karar verilecek. Yani toplamda 3 puanlık bir round bizleri bekliyor. Ki biz bunları sizlere anlatırken kırmızı köşedeki Destroyah'tan sert bir başlangıç görüyoruz. Tabii önceki filmlerde Godzilla Destroyah'ı yenebilmişti diyelim. Ancak bu ringde hiçbir şekilde yardım yok. Herkes tek. Bildiğiniz üzere Destroyah da birçok form değişikliğinden sonra bu noktalara geldi. Ve son formun fiziki özelliklerine bakacak olursak eğer yüksekliği 110-120 metre aralığında, uzunluğu 230 metre, ağırlığı ise tam 78-80 bin ton arasında gidip geliyor. Ayrıca kanatları da bulunan bu şeytanın kanat açıklığı tabı tamına 210 metre dostlar. Bütün karşılaştırma videolarımızda paylaştığımız rakamlar direkt bilginin merkezinden alınıp sizlere aktarılıyor. O yüzden bir yerde duyup da o şöyleydi, bu bilmem kaçtı demenize hiç gerek yok. Doğru bilgiler olduğuna emin olabilirsiniz. Evet, Destroyah çok sert başladı ve Godzilla nasıl karşılık verecek bakalım, bütün stat nefesimizi tuttuk bekliyoruz. Ve evet, Legendary Godzilla'nın yüksekliği 119.7 metre, uzunluğu ise 177.3. Ağırlığına gelecek olursak da tam 99.634 ton. Ki bu rakamlar 2019 ile 2024 yıllarına ait. Aman diyeyim yanlış olmasın. Legendary Godzilla ağırlıkta sağlam bir karşılık verip puana yaklaşmış olsa da Destroyah'ın kanat faktörü bu aşamada puanların bölüşülmesini sağladı. Ve ilk round dengeli bir biçimde başladı. Puan durumu 1-1 ve sıradaki konumuz çeviklik. Dostlar, mavi köşedeki Canavarlar Kralımızın son filmde çevik hareketlerini, cüssesine göre hızlı deparlarını görmüştük. Tabi bu ağırlıkla olabileceği ancak bu kadar. Ki karşısında daha fit ve kanatları olan bir kırmızı şeytan var. O yüzden bu aşamadaki puan net bir şekilde Destroyah'ın. Ve ilk round 2-1 üstünlüğü ele geçiren Destroyah etrafındakilere pis bir şekilde gülüyor. Yani ben bile o kadar gıcık oldum ki neredeyse tarafsızlığımı bırakıp Godzilla'yı tutacağım az kaldı. Neyse, ilk round'un son konusuna geldi sıra, dayanıklılık. Tüm formlarında Destroyah'ın dış görünüşü parlak kırmızıdan bordo tonuna kadar değişmekteydi.
Ki bu zırhının ne kadar dayanıklı olduğunu Destroyer ve Godzilla'nın fena bir şekilde kapıştığı filmin çoğunda Destroyer'ın üstün olmasından anlayabilirsiniz. Godzilla'nın aşırı yüklü moduna dahi bir sürede olsa dayanabilmişti. Bu yüzden bu aşamada puanların bölüşülmesi en adili olur. Ve gong sesi geldi. İlk round'un kazananı 3-2'lik puan durumuyla namı değer İblis Destroyer oluyor. Evet, taraflar köşelerinde ikinci round'a hazırlanırken bizler de abone olmayan izlenme sayımızdaki oranı görünce izleyiciler arasında bir beleş tepe oluştuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Dostlar, abone olmak tamamen ücretsiz. O yüzden biletli bir şekilde tribündeki yerlerinizi almanız adına sizleri abone ol butonuna davet ediyorum. Evet, daha böyle çok mücadele izleyebiliriz. Özel olarak istediğiniz müsabakaları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve ikinci round başladı. Kapışmanın en kritik roundu diyebiliriz buna. Çünkü taraflar ne özellikleri varsa varını yoğunu ortaya koyacağı aşama tamamen burası. Hele ki Godzilla için düşünürsek işler ilk round hiç istediği gibi olmadı. Ama bakalım bu kapışmayı son round'a taşıyabilecek mi? Evet, bu round'un kazananı zeka, yakın dövüş, büyük güçler ve son olarak da kara, hava ve deniz platformlarındaki üstünlüklerine bakılarak karar verilecek. Yani tam 4 puanlık bir round bizleri bekliyor. Ve ilk aşamamız zeka. Açıkçası bu alanda birbirine aşırı üstünlük kurabilecekleri pek de farklılıkları yok. Ancak Destroyer'ın amacı tüm yaşam formlarını yok etmek olduğu için bütün zekasını bu alanda kullanıyor. Fakat Legendary Godzilla'mız birçok defa insanların safında yer alıp yardım etmiş ve yardım almıştır. Ki bu sayede de kazandığı birçok müsabaka var. Ancak bu ringde tamamen yalnızlar. O yüzden bu aşamada puanlar bölünüyor. Ve ikinci roundda çok ateşli başladı. Sıra geldi yakın dövüş kısmına. Destroyer birçok formun birleşmesinden oluştuğundan dolayı ortaya karışık ne varsa koymuşlar gibi. Ki normalde göğsündeki çiçek deseni gibi olan yerden gönderebildiği bir ışın gücü var. Ancak bunu yapımlarda görmedik. Ki zaten bunu da görseydik Godzilla'nın hiç şansı kalmayabilirdi. Bu durumun tersine Destroyer'ın en zayıf bölgesi burası. Ki Godzilla'mız da yakın dövüşte kendini gerçekten çok geliştirdi. Hele ki küçük dediğimiz pençeleri resmen birer silaha dönüştü. O yüzden bu bölgesine ulaşabilirse eğer Legendary bu puanı rahatlıkla alır. Ancak bu iblisin kuyruğunun ucunda kıskaç var ve Godzilla'yı yakalayıp fırlatabilecek güce de sahip. Vallahi resmen kafada deli sorular. Bu kapışma bildiğin horoz dövüşünü andırmaya başladı. Godzilla'nın yakın dövüşlerde sağlam ısırıklarını gördük. Ama bu ısırmalar ancak kan akıtır. İblis Destroyer ise çenesinin yapısı sayesinde mikro oksijen özelliğini direkt rakibine aktararak enerjisini boşaltıp DNA'sını bile emebilmektedir. Ayrıca bu delinin boynuzu sadece oraya buraya saplanmakla kalmıyor. Kısa menzilli bir enerji bıçağı haline gelebiliyor. Ooo, Legendary Godzilla ringde sendelemeye başladı ve bu alandaki puan da Destroyer'a gidiyor. Ve puan durumu 2. roundda 2-1 oldu. Sıradaki bölüm ise büyük güçler. Ve ilk atak iblisten geliyor. Malum bayağı gaza geldi kendisi. Destroyer'ın ağzından çıkan mikro oksijen ışınının organik maddeleri buharlaştırıp çoğu metale de etki edebildiğini biliyoruz. Ki Legendary Godzilla'nın atomik nefesiyle karşılaştırırsak eğer bizce durumlar eşitlenmiş oluyor. Ancak ortada bir intikam olduğunu ve Godzilla'nın ısınmaya başlamasının karşı taraf için bir felaket olabileceğini de unutmayalım. Evet, Legendary Burning modunda çoğu Titan'ı tahtalı köye rahatlıkla gönderir. Tamam, Destroyer Godzilla'nın bu aşırı ısınmış moduna ilk başlarda dayanabilmişti. Ama Destroyer'ın en zayıf noktası aşırı sıcaklık. O yüzden ne yaparsa yapsın bu aşamada puan Legendary Godzilla'nın oluyor. Tabii aşırı ısınmadan Godzilla'nın da zarar görüp ölebileceğini de unutmayalım. Ve ikinci roundun son saniyelerine girerken puanlar eşitlendi. Durum şu anda 2-2. Sıra geldi kara, hava ve deniz platformlarındaki üstünlüklerine. Destroyer net bir şekilde havada Godzilla'yı harcar ve denizde de Legendary karşılık verir desek kaldı geriye kara platformu. Bütün stat hakemlerin vereceği kararı bekliyor. Ve evet, hakemlerin yanına birilerinin gelip gittiğini görebiliyoruz. Acaba havada şike kokusu mu var? Şu an tam çözemedik. Dostlar, işin şakası bir yana bu özellikler kıyaslandığında çok sevdiğimiz Godzilla'nın bu kapışmayı kazanabilmesi gerçekten zor. Ama elbette ki imkansız değil. Ve gong sesi geldi. İkinci round tamamlandı.
Hakemler bu roundda tarafların eşit kaldığını gösteriyor ve karşılaşmanın kazananı ilk roundu aldığı için iblislerin iblisi Destroy'a oluyor. Evet dostlar, ne kadar zorlasak da bu kapışmanın kazananı bizce Destroy'a. Ancak son round tamamen sizde. Yani asıl kazananı bu video altına atılan yorumlarla ve topluluk kısmında paylaşılacak anket aracılığıyla siz belirleyebilirsiniz. İkinci round eşit bittiğinden ankette Legendary Godzilla %70 oranında oy alırsa knockout'la bu maçı kazanabilir. Hadi gelin sonucu birlikte belirleyelim. Ayrıca sıradaki bölümlerde görmek istediğiniz kapışmaları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.